Sezonun bu döneminde <laughs> tabii ki çok zor bir deplasman Sivas Spor deplasmanı. Trabzonspor orada da mağlubiyet görmeden ve puan alarak ayrılmayı başardı. Öte yandan Sivas Spor da yine e, iyi bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşmada bir bir sonuçlandı. Nasıl buldun maçı? Valla Trabzonspor dua etsin o kar ikinci yarıda bastırdı. Maç böyle başlasaydı çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Zira İkinci yarı itibariyle hı hı. Trabzonspor sahada yoktu. Bir Yusuf Erdoğan'ın pozisyonunu düşünün. Onun dışında yok. Topu göremiyorlar. Hı hı. Evet. Herkes birbirleri yarışırcasına pas hatası yapıyor. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Bildiklerini unutmuşlar. Sivas oynadı. Onlar Maçı da beceremedi. Son bölümünde de baya pozisyon Onlar da beceremedi. Uğurcan'ın kurtardığı çok net pozisyonlar var. Evet, Beceremediler. Evet. Ama şimdi iki konu var. Haftalardır ısrarla anlatmaya çalıştım. Bir Trabzonspor kötü futbol oynuyor. Trabzonspor kötü futbol oynuyor. Trabzonspor kötü futbol oynuyor. Bunu anlatamıyorum kimse. Niye? Trabzonspor kazanıyor. Trabzonsporun yıldızları var. Evet Trabzonsporun yıldızları var. Trabzonspor kazanıyor. Ama bireysel yeteneklerle kazanıyor. Dün Edin Mişka sahada mıydı? Oyun oynadı. Oyun Oyun oynadı. Olarak. Ama performans olarak. Performans olarak. Bir tane şutu vardı. Onun dışında evet çok etkili değil. Yusuf Erdoğan. O pozisyonu çıkartalım. Var mı? Yok. Ama bunlar İki, yeni transferler. Bir dakika, bir dakika şimdi. Yeni transferler. Bizim beklentimiz ne o transferlerden? Fark oluşturmaları. Şimdi ben onu soruyorum. Fark o oluşturma. anlamda bir hatırlatma atma yapayım dedim. <laughs> sahadaki sahadaki bütün oyun kurgusuna baktığımızda abla hoca maçlardan sonra çok güzel şeyler anlatıyor. Evet. Ama şunu bana hiç kimse anlatmıyor. Neden Trabzonspor kalesinde bu kadar şut görüyor? Neden Trabzonspor maçlarından sonra biz Uğurcan'ın performansını konuşuyoruz. Benim kafamda şampiyonluğu futboluyla eze eze oynayan takımın kalecisinin adını unutasım gelir benim. Unutmak isterim. Hı -hı. Ama şimdi öyle bir her maçtan ya. sonra bak evet. şimdi Galatasaray şampiyonlukları da biz Mustafa evet, konuşuruz. Evet, Mustafa çok konuşuldu. Ama diyecektim. ama bak şunu söylüyorum. Trabzonspor maçlarından sonra her maçtan sonra neredeyse Uğurcan var ya ne kurtardı. Abi kurtarmasın Uğurcan. Uğurcan'a top gelmesin ya. Bak bir şeyler yanlış gidiyor. Ve yanlış giden daha önemli bir şey var aslında. Hakem hatalar. Trabzonlular bana çok kızıyorlar. Ama gerçeği görmüyorlar. Dedim ki ben. Sizin lehinize hata yapıyor ya bu hakemler. Aleyhinize de yapacaklar. Canınızı yakacaklar. Bu hakemler sizi kollamıyor. Bu hakemlerin ahlakı bu. Bu hakemlerin disiplini bu. Başakşehir maçında penaltınızı vermedi bu hakemler. Farkında mısınız? Geçen hafta Perez'i atmayan hakemler bu hafta Perez'in suratında atılan tekmeyi de görmediler. İki gün sonra yine yapacaklar. Size yapıldığında susuyorsunuz ya. Lehinize yapıldığında. Aleyhinize de yapacaklar. Sivas Trabzonspor maçında her ülkenin Perez'e yaptığı hareket kırmızı karttır. Yüzde yüz. Kırmızı yani 100. karttır. Yani biraz belki ayağının sakınması o kaval kemiğiyle burnunu parçalayabilirdi. Burnunu kırardı yani. ya yani arkadan geliyor, o sol adam. eliyle sağ basıyor, basıyor Hı. geliyor, İlme kazanıyor. ağzını olsa vuruyor. Diyor. Evet. Hakem devam diyor. Ne kadar güzel değil mi? Devam. E şimdi Trabzonlar diyor ki ya arkadaş kırmızı. Adam diyor ki ona. Eee geçen hafta o Perez atılacaktı. Oynamayacaktı bu maçta. Ona ses çıkarmazsan buna da konuşma hakkı vermiyorlar sana. Ya da burada kıyak yapan burada tak kesiyor seni. Abla hocanın atılmasına gelecek olursak kesinlikle doğru karar. Sağın içine girdiği anda bir kural gereği. adam, hı hı. E, teknik, teknik adam sağın içine girerse atılır. Sergen Yalçın da atılmıştı. Direkt kırmızı kar. Evet. Bunun savunacak hiçbir yanı yok. Ha şunu söyleyebiliriz. Çok saygıdeğer Mete Kalkavan. Abdullah Avcı senin kariyerinde sağ içine giren ilk teknik direktör mü diye sorarız. Çünkü ben mesela en son... İşte e, onları sormaya başlayınca da... Bülent tabii Hoca'nın mesela, Bülent hoca bitmiyor. Hakem kimdi hatırlamıyorum. <laughs> Bak hakem kimdi hatırlamıyorum. Bülent Hoca sağın içine girdi. Bülent uygun. Kırmızı kart verilmedi. Hı -hı. Alanya'dan ayrılmadan önce, Alanya'dayken Hı -hı. işte en son girdi. O zaman da konuştuk bunu. Çok, Çok ciddi standart ciddi. sorunları var i̇şte, Mehmet Emin'in. Problem orada. Hı -hı. Yani Ama... Perez'le ilgili verdiği örnekte de standart sorunu var. İşte merkez hakem kurulunun atamalarına da bu standart sorunu yansıyor. Atamalar zaten yani geçmiş olsun. Böyle canım. objektif hakemlerin gerçekten yok, yok. düzelmesi, iyileşmesi yönünde yapılan bir çaba yok. Sadece <laughs> bu hafta buna benzer hatalar oldu. Bakalım alt alta koyalım bu hataları. Ne nasıl bir sonuç çıkıyor ne hangi veri var? Önümüzdeki hafta ona göre bir düzenleme yapalım, bir ayarlama yapıyor yani. Atama ne bileyim liyakat üzerine, objektif başarı kriterleri üzerine yapılan bir Ay. E, çabadır bir eylemdir ama burada ayarlama var. Yok, yok. Orada işaret ettiğin noktaya katılıyorum. Yani Trabzonspor <laughs> bence <gülüyor> futbol sonucu endeksi bir oyun olduğu için her zaman ideal olanı yapmak zorunda değilsiniz. Yani daha pratik. Malatya maçını seyrettin mi? Geçen hafta. Evet. İzledim. Bu maçı da seyrettim. Ee, çok iyi futbol oynadığından bahsetmiyiz. Ya miyiz? Malatya. Bak. Malatya ligin neresinde? Hangi şartlarda oynuyor? Trabzonspor neresinde? Toplu oynama oranlarına bakıyorsun. Pas trafiğine bakıyorsun. Hele bir ilk yarı 45 dakika Malatya maçının %100 Malatya topu falan görmüyor. E, Taca maçı çıkarsın topu alıyorlar. İkinci yerde kar başladıktan sonra Sivas Spor'un basarak topu alması, fizik gücünü ortaya koyması. Aynı şekilde Malatya maçındaki kötü görüntünün bir tezahürü olarak hmm. Trabzonspor'un hanesine yazabileceğimiz ya da Trabzonspor'la ilgili getirebileceğimiz eleştiri olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum Mehmet Evin ben. Tamam doğru futbolun ideal olan gerçeklerini, ideal olan futbol anlayışına erişmek belki çok daha İyidir ama e, Türk Ligi'nde Trabzonspor'un koyduğu bir hedef var ve bu hedefe giderken e, çok daha pragmatist, pragmatist davranması da bence yatsınacak bir şey değil. Yani savunmanın göbeğinde Edgar oynarken, Vitor Hugo oynarken ki bence ikisi de iyi stoper e, açık vermiş olması ya da işte gol yediği maçta yediğinden daha fazlasını atıyor atıp kazanmış olması, Uğurcan'ın kurtarış istatistiklerine sahip olması, en çok kurtaran kaleci olması, hemen hemen her hafta haftanın en iyi kalecisi olması bence Trabzonspor'un yaptığı planlama ve gittiği yoldaki duruşuna halel getirmez. Çünkü futbol her zaman ideal olana yaklaşma, ideal olanı elde etme oyunu değildir. Futbol çok daha Rasyonel bir biçimde sonuca gitme oyundur. Sonuca gidiyor mu Trabzonspor? Gidiyor. Bugün hmm. en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 10 puan fark var mı? Var. Bu da da açma ihtimali var mı? Var. Ön bölgede <laughs> Bakame dahil oynadığı zaman Canini dahil olmak üzere Bakasetas, işte diğer tarafta şimdi Ömür Müşka geldi, Abdülkadir Ömür'den verim alıyor mu? Hemen hemen her mevkide oynayan hmm. oyuncusundan gol üretimi sağlıyor mu Trabzonspor? Sağlıyor. Onun, onun dışında kendi yani defansında çok ciddi sorunlar varmış. Uğurcan e, çok iyi oynadı. Maçta bile e, arkadaşlar bakın, e, Kaleci hatası yapıyormuş. Ediyorum. Bunlar bence kabul edilebilir şeyler. Bak, e, sonuca bakma. Başka i̇şte bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hı -hı. Bence. Özgür. Hı -hı. Sivas deplasmanına bugün bugün maçı baştan oynatalım. Bana de ki Sivas deplasmanına çıkıyorsun. bu Bu mevsimde. Bir puan vereceğim sana. Ben kabul ederim. Bugün hangi takım olursam olayım. 19 takımdan 1 olarak Sivas deplasmanından ben bir puana razı <laughs> oldum. Sivas iyi takım. Sivas çok ciddi hücum edebilen bir takım. 90 dakika oyun içinde kalabilen bir takım. Fizik olarak özellikle orta sahada sana problem çıkartan. bir Geçen takım. hafta bunu gösterdiler. Ligin en diri takımı Sporu deplasmanda evet. de yendi ve hem onlardan Aynen. daha çok evet. koşarak yendi. Ve bu Sivas'ı Sivas, Sivas deplasmanında o karda kıyamette soğukta bir puan müthiş bir şey, hı hı. çok önemli. Ama anlatmak istediğim şey şu: benim bu Trabzonspor'dan beklediğim bu kadro, bu hoca daha fazlasını istiyorum. Ha, adamlar biraz ki, daha ben, sezon başındaki o baskılığı daha net sıfır olsun, oyun olsun mu istiyorsun? Diyebilir. Benim futbola bakış açımla ilgili bir şey bu. Ben isterdim ki dün o karda fırtınada bile. Trabzonspor daha güçlü hücum etsin. Daha doğru paslar İdeal yapsın. İdeal olan bu. İdeal olan bu. Ama Yoksa. ihtimali... Efendim Trabzon bir hmm. puan aldı. Niye bir puan aldı demiyorum ben. Hmm. Ama o sürdürülebilir oyun, oyun kalitesinin yukarı çekilmesi. Daha fazlasını istiyorum.